Galaxy Rehberime hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum sevgili Giray Altınok. Giray hoş geldin. Hoş bulduk. Herkesin merak ettiği soruyla başlıyorum. Buyursunlar. Eşin bazen sana Feridun diyor mu? Diyor. Ciddi misin? Yani merak ediyorum hakikaten. Hatta Feri diyor. Yani öyle mi? İyice kısaltıyor. Peki sen kendine bazen ismin ne diye sorulduğunda Feridun dediğin oluyor mu? Yok, o kadar da delirmedim yani. Yani şey, çok alışıyoruz tabii. Yani haftanın 3 günü orada geçiyor ve bütün skeçler içinde bu adı duymaktan dolayı herkesin bir abandon olduğu durum oluyor ama 10 seneliklere mesela olmuyor. Peki sokakta Feridun daha çok, Giray mı daha çok? Feridun daha çok. Şikayetçi misin bundan? Feridun. Değilim. Yani bir şey iyi yapıyoruz ki insanlar bize Feridun diye bağırıyor yani. Öyle düşünmek lazım. Yani ben mesela her seferinde kendimi hatırlatmak ihtiyacı duyuyorum Giray'la. Evet. Telefonumu yani kaydederken de Feridun diye kaydederim. Yani Giray çok Feridun dönüyor ya abi televizyonda. Yani televizyon, program YouTube'da. Sürekli. YouTube'da. O yüzden de insanlar ister istemez. Ama çok doğal bir şey bu yani. Şahan abiyle konuşmuştuk mesela. Ben hiç Recep'ten başka bir şey duymuyorum yolda diyordu. Haklı. Üç gününü alıyor. Üç gün. Pazartesi, salı, prova. Nasıl? Önce bir yazım sürecine dahil misiniz siz? Yok, biz değiliz. Güldür Güldür'ün bir 8-10 kişilik bir yazar kadrosu var. Zaten 10 senedir onlar yazıyorlar. Bize cumartesi akşamından geliyor skeçler. Pazar günü okumak için bir fırsat oluyor işte. Pazartesi günü provaya gidiyoruz. Önce bir sahne şeyde kuliste okuyoruz. Sonra sahneye çıkıyoruz elimizde tekstlerle. Peki okumalarda şunu şöyle yapsak falan dedi. Evet, evet. Neler oluyor? Pazartesi günü oluyor. O revizeler zaten yönetmen, yazarlar hep birlikte oluyoruz okurken de. Orada şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Sonra pazartesi akşamı tekst bir revize ediliyor. Öyle geliyor. Salı günü gidiyoruz. Tip bakılıyor bu sefer. Hangi peruk, hangi bıyık, nasıl bir kostüm. Bir de onunla oynuyoruz sahnede. Ezber gecesi salı. Çarşamba zaten gidiyoruz bir prova çekim. Ben pandemide sardım. Herkes. Yani. Güldür Güldür'e. Ondan önce çocuklar seyrediyordu. Pandemide sardık. Bayağı da birikmiş tabii senelerce. Tabii. Eski bölümler de var. Çok iyi. Yeni keşfeden için güzel bir şey yani. Çok arkada eğlenceli. Bir külliyat var çünkü. Bir de hani ayrılanlar var. Tabii. Onların da çok güzel işleri var. Tabii tabii. Hakikaten şey çok çok eğlenceli. Aynen. Ve şaşırtıcı yani. Yani bu standartta her hafta bu kadar çok skeç çıkıyor olabilmesi çok şaşırtıcı bir taraf. Abi şu. Yani çünkü siz herhangi bir bölümü 2 yıl oynayabilirsiniz yani. Tabii. Tiyatrolarda. Tabii ki canım. Yani çok garip bir matematik. Yani birçok oyuncu geliyor. Her sene 2-3 oyuncu eklenenler var. Ve bazıları gerçekten yani bu performansa adapte olamadıkları için de ayrılıyorlar. Yani böyle şey olmaz diye oyuncu da var. Evet. Yani ben bunu nasıl bir gecede bitirip, nasıl bir tip, nasıl bir karakter yaratıp oynayayım da onu hemen unutayım. Pazartesi günkü provaya başka biri olarak geleyim diyorlar haklı olarak. Çok ilginç bir matematiği var. Ben de ilk başta girdiğimde böyle bir sallanmıştım. Ondan sonra bütün matematiği anladım. Peki tek seferde mi çekiliyor yoksa tekrar oluyor mu? Yani burada olmadı bir daha alalım. Yok falan. Bir kere de. Bir kere de? Seyirci varken tabii seyirci hadi geliyor yani. Dolduruyor başlıyor. 7 skeç arka arkaya oynanıyor. Ne kadar sürüyor? 3 saati buluyor. 2,5-3 saat. Seyirci arası. Yorulmuyor mu? Tabii. Yoruluyor son skeçlere doğru. O şey var ama onda bakarsın programda son skeçlere kaldım. Yani seyirci böyle oluyor bazen tabii. İşte. Peki bir kere de çekilen bir kere de mi yayınlanıyor yoksa bu skeci önümüzdeki hafta kullanalım? Yok efendim şey yapalım karıştırılıyor evet, mu? Karma olabiliyor. Mesela benim 6-7 hafta önce unuttuğum bir skeç bu hafta var mesela. Aa diyoruz bunu da çekmiştik. O şeye göre oyuncuların yoğunluğuna göre dengeleniyor. Skeç konularına göre çarpışmasın hani birbiriyle diye. Çok önce çektiğimiz bir skeci izleyebiliyoruz mesela. Sende futbolculuk var mı? Çünkü ben sahnede mesela Hasan Can'da çok net ilk gördüğümde dedim ki bu adamda kesin futbolculuk var. Yılmaz Erdoğan öyledir. Net yani. Ayakları top işliyor. Tabii yürürken bir yani. Tabii. Sende de var mı? Sende de böyle bir hal tavrı var. Var. Ben oynadım. Karşıyaka, Denizli Spor. Solağım ben. Hadi Orta Denizli Spor'da oynadın. Evet evet. Yani PAF takımlarda. Üniversite öğrenciliğim zamanında oradayken. Oynamıştım. Şimdi halı sahalarda yapıyoruz. Ne oynadın? Hangi pozisyon? Orta saha. Orta sahanın ortası. Forvet arkası gibi. Vay. Aralara böyle tak tak kaçırma falan. İyi miydin? Fena değilim derim. Olur muydun? Olurdum. Hadi ya. Ne olurdu? Ne seviyeye çıkardın mesela? Ya Mönchengladbach seviyesinde olurdum gibime geliyor bana yani. O kadar. Tabii. Bundesliga oynardım diyorsun. Oynardım Bundesliga'da. Yani en azından rotasyon oyuncusu olurdum. İyi bir rotasyon. Kupalarda falan şovumu yapıp. Dortmund'da şimdi şey yapıyor musun ya keşke devam etseydim falan diyor musun? Demiyorum çünkü ben sporculuk hayatına uygun biri değildim. Öyle yani yaşayamadım. Antrenman işte her gün o yok onu yapamam. Çok disiplinliyim kendi işimde. Ama futbol oynamayı bir meslek olarak görmekle ilgili sorunum olurdu yani. Öyle bir hayalin yoktu o zaman mı? Yoktu. Yani yapamayacağımı bildiğim için yoktu. Yani sürekliliğim olmazdı. Yani 26 yaşında birdenbire hani o antrenmansızlıktan ya da o hayat tarzından ya falan deyip bırakıp 26 yaşında ben ne yapacağım bundan sonra olmak istemediğim için. Dedim ki daha uzun bir kariyer yazarlık ve oyunculukla gidebilir. Ne okudun? Sosyoloji. Sosyoloji bir taraftan. Ama bir taraftan tiyatro devam mı ediyordu? Ediyordu. Üniversite kulüplerinde. Ona da 8 senede bitirdim ben sosyolojiyi.
Son 3 senesi İstanbul'daydım hatta. Daha hızlı bitti. Yani orada olmaktan daha iyiydi burada olmak. Ama o zaman da yazma, çizme, tiyatro kulüpleri, şu bu falan vardı. Yani biliyordum. Bir şekilde işin oraya gideceğini biliyordum. Yani ikisi arasında kaldığımda futbolu tercih edemezdim. Çünkü o hayat tarzı, o sporcu yaşamı çok zor. Yani, ama yani profesyonel oynayanlarda bile olmadığını görüyorum. Sahne de çok zor değil mi? Aynı disiplin gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani kendine yani, iyi bakman. Yani galiba yeni jenerasyonda mesela eskiden şöyle bir durum vardı biliyoruz. Hani oyun biter, sabaha kadar kafa çekilir. Tabii. Yani onlar vardı. Şimdi yeni jenerasyon daha iyi bakıyor kendine galiba. Bakıyorlar, ya kitap okuyorlar, üniversite bitiriyorlar. Yaşam tarzı bir şeye gidiyor, evet. Yani sporcu gibi yaşıyor artık. Evet, iyi film izliyorlar ve kendilerine bakıyorlar. Ronaldo'yu görüyorlar yani. O adam deli gibi bir şey yani. Müthiş bir sporculuk hayatı. Bir makine gibi yaşıyor ve başarıyı da karşılığını alıyor. Şimdi bizimkiler de biraz işte Enes Ünal falan filan yani o da bir kapı açtı. Yani çocuk hem diyalog olarak, diyalekt olarak çok düzgün, insan olarak çok düzgün, başarılı da bir sporcu. Demek ki yapılabiliyor yani. O Enes niye şey olmuyor ya? Bu sene fena gitmiyor mu? Gitmiyor. Twente'deyken değil mi? O bir patlama yaptı. Yani çok kolay. City almıştı onu ilk. City ile başladı. Ama hemen kiraya verdiler. Niye öyle oldu? Ama City zaten topluyor ya, her yerden oyuncu topluyor. Şey mi yapıyor böyle yani, dağıtıp pişirip aynen, tekrar... Yani alabileceğini alıyor. Alabileceğinden para kazanıyor. Kazandılar. Enes'ten para kazandılar. Kim kazanacak Dünya Kupası'nı? Benim favorim Almanlar. Almanlar? Yani Almanların bir şekilde... Hep Almanya'yı mı tutarsın? Tutarım. Ben de öyleyim. Severim. Ben Almancıyım. Şey anlamında yani. Futbol anlamında Alman. Yoksa Acuna bir böyle bir şey değil yani. Yani seviyorum oynadıkları futbol. Bir de hiç acımıyorlar ya, ona bayılıyorum. Brezilya'ya da acımadılar yani. Demediler ya bunlar bugün kötü gününde 3'te bırakalım 4'te bırakalım. 7 tamam. Hayır canım 7 1 olduğunda Neuer öndekilere kızıyordu. Tabii devam edin diye. Niye? Ben alt oynamıştım. Olur, 8 olacak diye. Alt nasıl? Oynamıştım. Alt mı? Brezilya evinde diye. Dedim bu 1-1 karşılıklı şeye gider. Uzatmalar. O maçı nasıl izledim bilmiyorum. Hiç acımadılar abi. Hiç. Herkes attı yani. Modric'ten etkilenmişsin baya. Modric, ya adamın, ya baksan Modric'e dersin ki bu adam topçu değil. Yani yolda görsen bu adam topçu değil. Demek ki yani fiziksel görünüş dışında boyu kısa, o bu. Ya her zayıf şey kafayla duruyor. Oynar. Evet zayıf. Gençlik zamanları, Hajduk Split zamanları falan şey adam, çok çelimsiz bir adam. Öyle. Ama teknik ve kafayla oynanan, yani o herkesin gördüğünü tepeden görme, inanılmaz adam. Türkiye'de altyapılara seçilmez kesin. Kesin. Ya bunu bir omuzla devirirler. Bu ne evet, falan olur. Müthiş bir şey bu ya. Ya o son attığı pas hakikaten açıp açıp favorilere kaydettim yani. Ya önden bir kesiyor. Geliyor mu falan oyuncu. Tek pasta. Fizik abi. İnanılmaz. Ya koşan adamın önüne o topu ayağının içine doğru o kadar. Fizik yani. Müthiş. Acı da yapar. Galatasaraylısın. Galatasaraylısın. Acı çekiyor musun? Çekiyoruz. Çekiyoruz. Biz çok da alışık değiliz ya. Çok çekiyoruz. Bizde şu var. Mesela Fenerbahçe kötü zamanında 2-3. Bizde kötü tam kötü oluyor yani. Ya biz düşersek 13'ler, 14'ler. Ama çok ender oluyor bu da. Ender. Bir kere olmuştu Arda i̇şte Turan'ın 2010'da. Gitmeden önce Atletico'ya. 2010'da olmuştu. Ama Galatasaray'da da şöyle bir durum var. Yani ortalama bir şey takım yakaladığında şampiyon da olabiliyor. Olur. Diğer takımlarda yok. Sona getirdiysek. Son iki Hamza Hoca'nın sezonu. Tabii. 3 kupa değil mi? Tabii. Yani bir anda bir acayip bir şey oldu. Bir şekilde sona geldiysek biz bitiriyoruz abi. Final var bizde. Yani bir winner karakteri var. Fener'de final yok. Yok. Evet. Özellikle. Hiç yok. 3 tane final. Yani panik mi yapıyor koskoca takım, ben anlamıyorum yani. Anlaşılır değil. Eskiden öyle değildi. Yani ben senden büyüğüm. İlk zamanlarda Fenerbahçe yarışta varsa mutlaka kazanırdı. Kazanırdı. Tabii. Ama son 15 yılda iş değişti. Denizli maçı. Üniversitedeyim. Tabii. Denizli'deyim. Akrediteyiz sahanın içinde. Ha. Müzik sistemlerinden sorumlu. Oradayım ben. Akredite kartıyla sahanın içindeydik. Bir Galatasaraylı olarak. Ya Fener şampiyon olur diye gitti. Tabii. Biz de sağ içinde. Anelka burada ısınıyor. Ben de reklam panolarına koydum. Yedekti Anelka. Yedekti. Bizim yanımızda ısınıyordu. Hatta böyle Fransızca bir şey söyledi. Yani, ben bilmediğim için yani, giriyorum şimdi bak gör falan gibi bir şey diye düşündüm ben. Girdi ondan sonra oyunu. Abi gözümüzün önünde olmayınca olmuyor işte. Olmuyor. 15 dakika, 16 dakika. Sonra ben sahanın içine ilk koşanlardanım maç bittiğinde. Apıya böyle ağlarken falan. Yanından. Buluruz fotoğraflarını. Saçlar var mı o zaman? Var. Tanıyamazsınız. Lüle lüle böyle. Fuleli koşu. Yani hakikaten sahnede konuya döneyim belli oluyor böyle. Futbolcu, iyi futbolcu. Zamanında iyi futbol oynamış adam net sahnede gözüküyor. Çok ilginç. Çok ilginç hakikaten. Çok severim. Ben ilk seni baba parasında o mezar bekçisi rolünde izledim.
Ya ilk dikkatimi o zaman çektin. Olabilir. Var ondan öncesi tabii. Olağanüstü bir rol o. Çok iyi yazılmış bir rol ve sen de mükemmel oynuyorsun yani. Teşekkür ederim. Bilmiyorum duymuş muydun bunu daha önce? Duydum. O filmle ilgili çok duydum. Yani çok seyredilen bir film değil galiba. Değildi. Yani gene 1 milyon barajını geçmiş bir filmdi. Ama yani şey olarak çok geri dönüş çok iyi olmayan bir filmdi. O film olarak. Hı-hı. İyi ekip esasında. Aslında çok iyi bir ekip, evet. Yani çok başarılı işleri var. Çok iyi bir metindi senin rolün. Benim rolüm öyle ekstra cımbızla çekilmiş. Evet, hakikaten çok iyi. İyi, çok keyifli. En son böyle seni hastaneye atıyorlar orada ama böyle olmaz. Orada da yani hala. Mevzuat böyle değil. Yani. Mevzuat var orada değil. Hakikaten çok komikti. Çok... O Selçuk Hoca'nın tanıdığı biri. Yani bir bekçi tanıyormuş öyle site bekçisi. Ha böyle birisi var. Tabii. Oradan yazmış. O yüzden de donesi çok sağlam olduğu için onu Selçuk Hoca anlattıkça dedim tamam yani bu adam ölse... Hakikaten kan kaybederken öyle olmaz falan. Çok komik bir yani. Çok komik hakikaten. Ben çok eğlendim o rol. Çok cimri misin ama? Ya Mesut Süre'yle ilişki testini izledin mi? 1.3 milyon seyredilmiş. Bekliyor muydun öyle bir izlenme? Çok acayip seyredilmiş. Beklemiyordum ama Cansu'nun katkısı da var, evet. Orada. Yani karşılıklı. O, evet, hiç tenis maçı gibi geçirdi sağ olsun. Evet. Tak 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 yandan. Yakışıklı mısın sorusuna cevap veremedi uzun süre. Yani, çirkin dürüstlük onunki artık. Ya yapma artık orada da. Yani düşünür mü insan ya böyle kocası diyenler? Düşünür yani, bizimkisi. Seviyor öyle şeyleri. Yani, kocanı yakışıklı buluyor musun sorusuna cevap veremedi bir süre. Veremedi. Ya kurguda hızlandırmışlar gene de uzun sürüyor cevap. Çok keyifli. Sen de buna yani karşılık 10 üzerinden kaç verirsin? 2.5 dedin. 2.5 ben ne yapayım ben artık öyle yaptıktan sonra ben de 2.5 verdim. Cimriliğin ortaya çıktı. Tutumluluk yani. Ya aslında şeyim. Ama motor öyle demiyor. Motor severim. Motorda şımarıyorum. Motora nazar değdirdi bizim ekip. Evet ya geldik o kadar yol. Bozuldu motor. Ya ne güzel motor. Motor kaldı şurada. Zor olmuyor mu ya İstanbul trafiğinde? Abi şey yapamıyorum artık yani arabaya mümkün değil katlanamıyorum. Yani bu emniyet şeridinden motorla en azından dikkatli bir şekilde emniyet gitmek. Emniyet şeridi çizgisinden. Çizgisinden yani bir sola bir sağa atarak. Ha yani çünkü bizde bazı şoförler için hedef motor. Yani şuna bir dokun vursam. Var. Yani... Öyle dikiz aynası kırmışlığım da var benim motorun üstüne giderken. Yani o kadar böyle sağa sağa yere resmen önüme emniyet şeridine giderken böyle sağa sağa önüme. Eşin problem çıkarmıyor mu motora niye biniyorsun? Yok. Çıkarmıyor. Ben yasaklıyım mesela hiç binemem. Valla. Tabii bizde mümkün değil. Aslında bir önce şey kursa mursa gittim yani iyice bir ehliyet kursundan sonra hayır, güvenli sürüş. Alakalı bir şey değil. Hem yollar hem geri kalanlar için söylüyorum. Öyle ama yani başka bir şey artık olmaz. Yani o trafik ya dün bir reklam çekimi vardı Zekeriya Köy'den. Ya 2 saat 45 dakikada Erenköy'e geldim Zekeriya Köy'den. Yani bu olmaz artık. Bombay mı burası ya? Hiç ilerlemez mi ya? Ya hiç ilerle. Kontak kapatılır mı? Artık ona dayanamıyorum ben yani. O direkt kavgaya yöneliyorum ve İstanbul'da trafikte kavga çok çok riskli bir şey. Çok riskli tabii. Gol olur diye bir şey yapmışsınız. İnternet dizisi mi? Dizi. Orada bir yorumcuyu oynuyorsun. Evet. Kim o yorumcu? Aslında kimse. Yani herkesten biraz mı var? Biraz var. Ya yani o kostüm ya yani Süheyl Uygur bile var onda o kıyafetleri yani. Bir çok keyifli bir işti o. Jerfi vardı. Kemal yazmıştı. Kemal Üçer. Ayşegül vardı. O zaman internette hiç böyle bir şey yoktu. Biz 10 sene falan mı? Evet. 10 seneyi geçti. Bir yapımcımız vardı İsmail Bey. O böyle bir fikir getirmişti. YouTube'da böyle şeyler olur mu olmaz mı bilmeden girmişti. O zaman YouTube yasak mı acaba? Yok. Değil miydi? Değildi. Ama böyle bir şey yoktu YouTube'da. Böyle bir şey denenmemişti hiç. Bayağı prodüksiyon stüdyo kuruldu falan filan. Hatta bir sürü insan bir şeyin tekrarı zannetti. O programı gerçek zannedenler de oldu. Çok keyifli bir hakem hocası vardı orada. Eski hakem olan, yorumcu olan. Tamamen konudan bağımsız şeylerden bahseden, asla futbol konuşmayan. Aslında o zamanın... Biraz Erman Toroğlu. Janrasına uygundu. Tabii canım Erman Toroğlu. Birincildi orada yani. Aslında ya benim mesela sende en çok saygı duyduğum şey biz kaliteli yorum ve futbol hakkında konuşma ilk senden gördük. Teşekkür ederim. Yani NTV'de, NTV Spor'da. Oğlum bu iş böyle yapılabiliyormuş dedik. Ya, o zamana kadar neler izledik o Erman Toroğlu'nun, Ümit Karan'a falan. Atıyor musun golleri falan. Böyle şeyler seyrediyorduk biz futbol yorumu diye. Sonra siz gelince o kalite dedik ki bu yapılıyormuş. Ben tekrar işte o kaliteyi tekrar kalitesizlik üzerinden bize çevirdim. komik orada Jerf galiba adını söyleyemiyorsun. Her sürekli başka yani, isimler söylüyor evet, değil mi? Sürekli adımı yanlış söyleyip. En son Keykubat mı dedi öyle bir şey? Başarılı komediyle yani senin komedi biraz şey değil mi kişisel bir şey yani
birisine komik gelen birisine gelmeyebiliyor. Tabii. Peki senin için oradaki ayrım ne? Başarılıyla başarısızı nasıl ayırt edebiliyorsun? Sadece güldürüyor beni yetiyor mu? Nedir? Bizim güldür güldürde de yani programın kendi janrasında da o var. Bir sözü olan komediyi ben çok seviyorum. Yani bir sonunda bittiğinde aklında bir şey kalacak. Bir mesajı mı kalsın? Ya mesaj biraz klişe oluyor ama aklında bir konu kalmalı. Hmm. Skecin konusundan ziyade. Bunu anlattı ama böyle anlattı kalmak zorunda. Eğer kalmıyorsa o mizah biraz sabun köpüğü geliyor bana. Yani illa bir mesaj barındırmak, bir şey söylemek, bir şey işaret etmek değil bu. Ama salt amaç güldürmek olunca o ne yapsan iyi o durumuna geliyor. Ama kesinlikle bir bittiğinde ya şunu da çok güzel yaptılar, o ne güzel söylemişti onu diyecek bir şey mutlaka kalmalı. Yani mizahta bir kalite olmalı. Yani amaç birini sadece güldürmek olmamalı. Dediğin gibi herkes her şeyi gülebilir. Mizah algısı değişir, ona göre güler. Ama bir kaliteyi hep korumak yaptığın işlerde benim için o çok önemli. Yazdığım, çizdiğim işlerde de, oynadığım işlerde de. O... Aykut Enişte'yi yazdın değil mi? Evet, Cem'le beraber onu yazdık. Bayağı fanı olan bir film o. Evet, çok sevildi. Çok sevildi film. Çok da gurur duyduğumuz bir iş. İkincisi de öyle. O da 6 Mayıs'ta şimdi girecek şeyde Netflix'te. Sinemadan sonra. Da devam var mı? Çok seviyoruz. Yani yine hazır. Üçü yaparsak herhalde araya bir süre koyarız. Hmm. Ondan sonra yaparız. Çünkü çok arka arkaya olsun istemeyiz. İkincisi daha mı çok izlendi? İkincisi daha çok izlendi. Bire göre. Çünkü Netflix'ten sonra kitlesi oluşmuştu. İyice bir. İkinci de sinemaya gitti insanlar izledi. Kimleri beğeniyorsun şu anda mizahta ya da hani işlerde? Hani ya bunun içinde olmak isterdim ben. Ne güzel işlediğin var mı öyle bir şey? Çok insan gibi çok seviyorum. Çok evet, beğeniyorum. Şu yüzden çok beğeniyorum. Çok yeni bir şey denediler. Hı-hı. Ve onu başardılar. Yani biraz daha o Fransız komedilerinin o diyalog üzerine giden ama kaliteli diyalog üzerine. Yani konuyu herkesin anlayabileceği şekilde başlatıp çok saçma bir yere götüren bir mizah. Onu çok seviyorum. Çok da başarılı buluyorum. Onun dışında tekrar Office izlemeye başladım Netflix'e geldikten sonra. Ben bir Seinfeld hayranıyım zaten. Her akşam yatmadan 3-4 bölümüm var. Herhalde tüm sezonları bir yaklaşık 13-14 kez 9 sezonu izlemişimdir. Bir dövmesi de var benim buranın. Evet. O kadar severim. Çünkü o başka bir... Çok ilginç. Benim oğlum 13 yaşında, o da seyrediyor. Seinfeld'le ilgili çok garip bir şey var. Sevmeyen nefret ediyor. Evet. Hiçbir şey anlamıyor. Seven de müptelası oluyor. Çok ilginç. Ne dövmesi var? Şeyin dördünün saçları var yan yana. Ne diyorsun ya? Everything About Nothing yazıyor. Çok aynen, enteresan. Çok severim. Gibi ben burada yani çok eleştirdiğimiz bir şey ama Acun'a da tebrik etmek lazım. Yani o projeyi evet. Herkes kabul etmez. Etmez. Ağır gelir ya, bu çok ağır değil mi diyebilir yani. Diyebilir. Çok güzel bir şey başardılar. Leyla ile Mecnun'un TRT'deki o etkisi evet. Gibi. TRT'de normalde alacağı bir iş değildi o zaman ama inandılar, güvendiler ve bambaşka bir şey oldu. Gibi de öyle. Evet, çok hakikaten. Çok iyi bir üçlü oldular onlar. Çok keyifli izlemesi. Süresel olarak yani 40-45'lere geldiğinde o tarz işler biraz... olmaya başlıyorsun. Hmm. Yani 20-25 arası. Ben de hiç öyle bir takıntı yok. Güzelse daha olsun. Vallahi hiç sorun yok benim için. Yani biz eski adamlar olduğumuz için yani televizyonu açsın sabah kadar seyret yani. Hiç önemli değil. Bana da çünkü ben YouTube'a girerken de abi en fazla 10 dakika olacak falan dedi. Ya dalga mı geçiyorsun 10 dakikada ben nasıl ya, ne işim var değil mi? Nasıl yaparım abi nedir yani? Ama şöyle bir durum var. Mesela YouTube'a girdiğim zaman bazı programlar hakikaten 8-10 dakika olsun istiyorum. Daha kafadan konusuna bakıp. Hmm, evet. Bazısı da 2,5 saat olsun istiyorum. Bitmesin istiyorsun. Bitmesin istiyorum. Yani konudan... Sevdiğin şeye göre. Evet. Aynen öyle. Mesela İlber Hoca'yı gördüğüm zaman inşallah bir 2,5-3 saat vardır diyorum yani. İnşallah 3 gün vardır yani bitmeden isteriz. Çok çok keyifli adam. Ya şeyde son 2 senedir biraz politik mizah da yapmaya başladınız Güldür Güldür'de. Biz vardı zaten. Var mıydı baştan beri? Bu kadar yoktu sanki. Belki biraz evet. Biraz dozajı arttı yani böyle hani en son mesela şey iftara giden... Evet. Onur Ateşan'la oynadı. Evet, çok başarılıydı. Çok güzel Bakan Koca taklitleri yapılıyor. Çok çok güzel yapıyor. Yani ciddi anlamda politik mizah da başladı. Evet. Çok alışık olduğumuz bir şeydi bizim eskiden ama sonra bitti. Ya bizim yaptığımız şeylerin yanında yani olacak o kadarların yanında tabii. Ne ki aslında ama ben öyle skeç geldiği zaman sevinenlerdenim. Ha. Hoşuma gidenlerdenim. Çünkü işte biraz önce söylediğimiz şeye giriyor ama... Asıl amaç şu oldu. Ya önce güldüreceksin. Sonra ne mesajın varsa vereceksin. Sıkıntı bazı işlerde bu. Hmm. Yani güldürü yok. Komedi yok. Mesaj var. Bak şunu söylüyorum dikkat edin. La, biliyoruz usta biz onun zaten öyle olduğunu. Sen bununla ilgili bir esprin var mı? Değil mi? Şakan bizi güldürecek, keyiflendirecek. Yani bunlar çok acı. Bunlar çok kötü. Bunlar tamam. Komedi o yok işte. Bunlar acı. Öyle değil. Önce gülersin. Güldükten sonra o tortusu kalır aklında. Bir şey
bir mesaj, bir şey, bir cümle, o süper. Biz bunu yapıyoruz, yaptığımız için de çok mutluyuz ama tabii bazen bazı skeçler geliyor. Hani diyorsun ki eyvah geldi yani, var mıyım? Varım. Ofansif mizah sınırı var mı? Var. Var var. Olsun yani. Öyle mi diyorsun? Olsun. Ya biraz çifte standart gibi olacak ama bunu yurt dışında izlemeyi çok seviyoruz. He. Kendimizde olunca ne oluyor lan, orada oluyoruz yani. Ricky Gervais'i izlerken ya işte Louis C.K.'yi izlerken diyorsun ki bu işte mizah. Ama senden biri yaptığı zaman bizim ülkede var. Ne yazık ki bizde biraz daha olmalı. Çünkü altın kural şu ya, bir şakayı, birinin hakkında bir şaka yapıyorsan önce o gülecek. Hı hı. O gülerse herkes gülebilir. O zaman şakayı iyi yapmışsındır. Hakkında şaka yapılan kişi. Biz de onun ipin ucu kaçmaya çok müsait. Hı. Yani. Biz bir de çok dram, acıyla beslenen bir ülkeyiz. Çok şey, böyle şeyleri çok yaşıyoruz. Alınganız ama. Alınganız. Ama olmakta da haklıyız. Çünkü bırakırsan da milleti seni mahveder yani. Biz de acıma Almanlar gibiyiz futboldaki. O acıma duygusu yok. Yani seninle ilgili bir şaka yaparım, herkes gülüyorsa seni mahvedene kadar o şakaya devam ediyor. Yani dur da artık. Galatasaray'a dönelim biraz. Unutamadığın acı maç... demişken. Unutamadığın maç. Yani olumlu ya da olumsuz olabilir. Juventus maçı. Allah'ım gol. Bir unutamadığım, iki gün gittiğimiz maç. Unutamadığım maç. Göremedim ama işte. Benim asıl unutamadığım, İzmir'deydim. 2-0'dan 3-2 Real Madrid yendiğimiz maçta 16 yaşında falanken İzmir'den İstanbul'a o maç için gelmiştim. Bilet bulmuştum. Ve o maçı izlemiştim. 2-0 bitmişti. Sanırım İlk Helgo Era, Roberto Carlos 2'si atmıştı. 2-0 bitmişti ilk yarı. Maçtaydım ama hatırlıyorum. Köfte yemeye gittim yukarı. İkinci yarı izlemeyeceğim diye ağlıyorum. 16 yaşındayım. Hayatımda ilk defa Ali Sami'ye gelmişim. Real Madrid izleyeceğim. Tokatlandık ilk yarı. Sonra köfte yerken bir ambiyans oldu, bir şey oldu. Ne oluyor lan der. Bir baktım yuvarlanıyor Mittavala. Koşarak aşağı yerime indim. 2-1, 2-2, 3-2. İnanılmaz bir şeydi o. Çok rüya gibiydi. Çok güzel maçtı. Ama şey çok kötüydi yani. Roberto Carlos maçtan sonra 3-2 hiçbir takıma yetmez Barnabeo'da dedi. Gitti 3-0 yendiler. Orada biraz hakem hikayesi de oldu Barnabeo'da. Yani olmasaydı daha da. Daha sadece çok iyi değildi ama hakikaten Dream Team'di o Real Madrid. İnanılmaz ya. Öyle bir takım bir Figo daha bir araya gelir mi? Nihat'a kurulan baraj değil mi o takım? Ha, o takım. Ne öngörüyorsun? Yani nerede yanlış yaptı Burak Elmas ve nasıl düzelir Galatasaray? Var mı öyle? Düşünüyor musun yani? Ya bunu böyle yapsaydı daha iyi olur dediğin. Burak Elmas deyince aklıma şu geliyor. Güldür Güldür'e geldiler. Hı. Burak başkanımız kurmaylarıyla. Güldür'ü seyrettiler. Arada da kulise geldiler. İşte çay kahve içmeye. Ondan sonra ya dedi Burak başkan Galatasaraylı var mı? Biz Onur Atilla'lar falan bayağı varız. Mahir abi falan. Ya dedi ne güzel bir şey dedi. Siz dedi bu kadar Galatasaraylı olduğunu bilseydik dedi. Size dedi şeye götürelim dedi. Lokomotif maçına. UEFA'da. Nasıl yani dedik. Gelin takım uçağıyla dedi gidelim dedi. Orada bir gün ağırlayalım sizi Rusya'da. Sonra dönelim dedi. O gün turnemiz var bizim. Hadi ya. Antalya turnesi. Hastalansaydınız. Çok kalabalıktık. Anlaşılırdı. Bu Covid. Ya başkan bence iyi niyetli. İyi şeyler de denedi. Ama bizde bu anlamda sabır yok. Öyle mi diyorsun? Yani, yok. Peki bu... Etmek lazım mı onu da bilmiyorum ama bizde yok. Sen galiba çok Fatih Terimci değilsin. Ben değilim. Ben onlardan değilim. Artık değil misin? Eskiden de çok fanatiği değildim. Ya imparator, hadi imparator değildim. İlginç. Ben sistemciyim yani. Hani bir şeyler doğru giderken eğer kişisel nedenlerden dolayı bozuluyorsa işler ve bozulduğunda bu sorumluluğu çok üstüne almaktan ziyade hep oraya yönlendiriyorsan o zaman biraz sende problem oluyor. Yani başarıları tartışılmaz, kariyeri tartışılmaz, birçok şeyi tartışılmaz futbol anlamında. Ama bir yerden sonra artık tartışmamız gereken şeyler oldu. Onlarda da tartışmayın lan falan durumu olmaz. Ya tartışılacak. Hı. Artık değişim zamanı geldi. Kimi görmek istiyorsun takımın başında? Var mı öyle? Okan Hoca'yı isterim. Öyle mi? Yani Nuri Şahin diyorlar, o da olur. Genç, pırıl pırıl. Kafası çok çalışıyor, bence çok iyi. Hayali Dortmund çalıştırmak. Evet. Biz iyi bir geçiş olabiliriz onun için. Hı. Yani o başarılardan sonra. Yapabilir. Çok karışık ama Galatasaray'a. Hı? Çok karışık Galatasaray. Çok karışık. Gelip orada tokatlanabilir garibim. Ne olduğunu anlamadan. Ya bizim biraz işte lise takımı olduğumuz için. Yani biliyorsun divan yaş üstü 96 artı plus yani gidiyor bizde. Yani divana kadar gelebilen fikrini söylüyor bizde. O yüzden bizim çok karışık. Yani o geçebileceği çok bürokrasi var geçmesi gereken.
herkesin bildiği ama ben izlemedim demeye utandığınız film ne? Benim Fargo diye bir tweet atmışsın. Evet. Seyretmedin mi Fargo'yu? Seyretmedim. Hala? İyi bir şey bu. Niye? Seyretmedim. Ama ya, seyret güzel ya. Çok övülen şeyler evet. Sonra seyredeceğim. Şu tweetim üstünden bir iki yıl geçsin. Dizisini seyrettin mi? Yok. Onu da izledim. Aa ilk sezon inanılmaz. Bir de seyretmedikçe nasıl merak ediyorum. Orada da bir sürü insan yazmış. Bak, yazıklar olsun falan. İlk sezon bence filmden iyi. O kadar. O kadar. Zaten götürmüşler projeyi. Koenler ya bu çekmeyiz falan da olmaz bu iş falan demişler başta. Sonra projeyi okuyunca demişler ki ya bu filmde niye? Bunu ben kattım galiba ama destek izin vermişler yani. Ay şimdi sen çok de böyle çok deyince. Iyi. Bak hemen seyret. Çok heyecanlı. Keşke ben seyretmemiş olsaydım ilk sezonu ya. Bir de çok severim. Hani rengi falan, çok o kar güzel. Falan, o sessizlik. Nefis. Bayılırım. Mesleğinde kuralları sen yazsaydın. Aha. Neyi değiştirip tarihin akışını değiştirirdin? Mesleğimle ilgili tarihin evet. Değil mi? Şu bekleme olayını kaldırırdım yani oyunculuktaki. Neyi beklemek? Her şeyi beklemek. Ha. Ya bütün oyunculuk beklemek üzerine. Yani rol beklemek, audition saati beklemek, audition'a girmek, cevap beklemek, işin kabulünü beklemek, kabul edip set beklemek, sete gittiğinde beklemek, sonra da yayın beklemek, beklemek, beklemek ya. Ya onu bir kaldırırdım. Tez canlısın. Yani evet öyleyim. Yani sen gel oyna yayınlayalım artık şu bitsin. O stres çünkü bence oyunculuk mesleğinin en gergin yanı o stres. Beklemek. Ben şeye de beklemeye karşı da bir tavrım var. Yani hiç sevmem. Dakik tak tak. Mesela burada bugün çekim var. Ben yarım saat önce geldim. Yukarıda şurada 100 metrelerde kahvemi içtim. Saatimi bekledim tak. Tam 11'de geldin. Ben de acaba arasam mı niye gelmedi falan dedim. Şurada bekledim. Duvarın dibinde böyle bekliyordum hani 11 gram sonra. O dakiklikte. Tarihteki komedyenlerden 5 kişilik bir sofra kuruyorsun. Kimler? Neredesiniz? Ne yiyip içiyorsunuz? Tarihteki komedyenlerden. Yaşayan. Ya da yaşamayan. Benny Hill vardı. Tabii. Benny Hill'ı alırım. Şahane bir adam. Çocukluğumun kahramanıdır. Yani böyle dizlerime vura vura güldüğüm bir komediydi o. Sonra büyüdükçe diyorsun ha daha şeyi ben varmış bunu... ama çok komik. Hala ara ara izlerim. Benny Hill'ı alırım. Robin Etchin. Charlo'yu bir başka boyuta taşıyor değil mi sanki? Tabii, tabii ki. Charlie Chaplin. Çok ilginç bir matematiği vardı işin yani. Hızlandırılmış yürümeler falan filan. Kameraya bakıp zoom yapıp üzülmeler. Bir de ama cinsel göndermeler falan da vardı. Şu anda çekilemez gibi geliyor bana. Çok zor, çok zor. İşte eteği tutar, etek elinde kalır evet, evet. Falan. Onu alırım. Rowan Atkinson'u çok severim. Onu alırım. Mr. Bean'i. Kemal Sunal olsun isterim. Süper. Muhakkak. Cem Yılmaz da... olsun isterim. Çünkü ben Cem Yılmaz'la hiç karşılaşmadım. Ya değil bu, bu sektörde... Buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Bana bir iş verirsin. Onu isterim. Yani yemek sohbetinde olsun isterim. Bir de şeyi isterim. Ay. Dave Chappelle. Çok güzel. Çok güldüğüm galiba bir şey. Galiba şu ana kadar vermiş en iyi cevabı sen verdin. Öyle mi? Evet. Aynen öyle. Ya bu kadroyla yemek yemek isterim. Güzel. Neredesiniz? Kebapçıya götürürüm. Aslanlar gibi. Böyle çektiririm ciğerleri. O Dave Chappelle'in kafasını karıştırırım. BKM'yi 3 kelimede nasıl anlatırsın? Beşiktaş Kültür Merkezi. Siz onun bir açılımı olduğunu bilmiyor musunuz? Yaşamını bir şarkıyla tanımlasan hangi şarkıyı seçerim? Başım belada Ahmet Kaya. Aa güzel. Çok severim. Metin mi doğaçlama mı? Metin abi. Buradan selam olsun Metin Akpınar'a. Öyle oldu. Saçma sapan. Metin. Ya o güveni istiyorum artık. Doğaçlamada çok geriliyoruz. Hala devam ediyoruz biz bu arada. 5 kişilik bir ekibimiz var. Ne Alaka Beyler diye bir gösteriyle gidiyoruz. Ama artık Güldür'deki gibi yani biraz sırtımı metne dayayıp skeç iyi olmazsa ben ne kötü yazmışlar diye bilmeyi istiyorum. Ama skeçlerde arada doğaçlamalar oluyor galiba. Oluyor oluyor. Ya o kadar mesela tat nefis. Ali abi bazen durdurur. Bir şey söyler. Hmm. Onu öyle yaparız falan. O keyifli. Ama full doğaçlama biz program da yaptık. Buyur buradan bak diye BKM için Kanal D'de TV8'de yayınlanan. Ya orada da biz doğaçlama programı yaparken dedik ki doğaçlama program doğaçlama olmalı. O mottoyla çıktık. Sahnede hırpalıyoruz, koşturuyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Çalışıyor da güzel de program oluyor. Sonra öğrendik ki bütün dünyadaki doğaçlama programların metinleri varmış ve adamların asıl doğaçlama dediği şey metni doğaçlama gibi satabilme evet. Özelliğiymiş. Bizim gerçekten bilmeden yaptığımız 38 bölüm delilikmiş. Evet. Bu şey sizin zaten hani Güldür Güldür de biraz şeyden alıntı gibi değil mi? Whose Line Is It Anyway? Anyway tabii.
O benim hastası olduğum bir programdı. İnanılmaz bir programdı. Kaç yaşına geldiler? Hala zımba gibiler. Yani. Çok 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 iyi program. Zaten oradan çıkanlar da önemli işler yaptılar. Çok, çok. Ama orada da Metin var. 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 Bizim onunla biraz Saturday Night Live karışımı gibi arası, bir iş. Evet. O da tabii şey, canlı olması çok enteresan. O da efsanedir ya. O John Travolta'nın vampir olduğu bir bölüm vardı. Evet. Hiç unutmam. Bir de Jim Carrey'nin Carrey ailesiyle buluşması var. Evet. İnanılmaz o. Ya ne kadar rahatlar. 8 tane taklidini yapan adam. Çiştir. Sinema mı tiyatro mu? Sinema. Kaybedenler Kulübü mü, vücut mu? Kaybedenler Kulübü. İlk sinema deneyimim. Benim ilk sinema deneyimim olduğu için bile Kaybedenler Kulübü. Çok heyecanlanmıştım. İkincisi? İyi, yani iyi değildi. Olmasa daha mı iyiydi? Evet. Sanki. Ben yoktum zaten. Bir o, iki. Ya bazı şeylerin tek yaptım, bitti. Öyle değil mi? Öyle olmalı. Instagram mı, Twitter mı? Twitter. Öyle mi? Twitter. Karıştırıyorsun bazen ortalığı. Ya delilik. Ben seviyorum. Ya, futbolla ilgili bana biri ekşi de yazmış Twitter ergeni diye. Haklı. Yani çok seviyorum. Bir de ben böyle yani kötü ergenlik benimki. Yani biz başarısızlığımız olduğumuz sessizlik. Biz bir şey kazandık mı hemen yaz. Ben öyleyim yani. Özellikle Galatasaray konusunda. Selçuk İnan mı, Tuğay Kerimoğlu mu? Selçuk İnan. 2008 miydi? 2008 dönemi. Ya her attığı Burak'ın ağzına giden dönem. Ha, Trabzon'dayken. Hırvatistan mı, Karadağ mı? Hırvatlar. Modric. Sen şeyleri, maçlara, yurt dışına maçlara da gidiyorsun. Milli takım filan takip gittik. Etmişsin. Tabii. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Evet, güzel 2008, bir hikayem var orada. 2008 yılında Avrupa Şampiyonası'na gittik. Valizlerimizi çaldılar bizim. Hikayem bu. Ne? Yok. 2016. 2016. Hı. Doğru. 2016. Valizlerimizi çaldılar. Nerede? Nice'de. Nasıl? Ya olacak iş değil. Havaalanından bindik bir taksiye. Adam gergin. Yani ne kadar, şu kadar para dedik. Tamam dedi. Götürecek bizi. Geldik orada. Bize 10 euro daha istedi. Bir arkadaşımız daha var, Kemal. O da Adanalı. Bir dakika ya falan filan. Ya tamam verelim, kurtulalım falan derken Kemal kavga etmeye başladı. Adam böyle bağırıyorlar birbirlerine. Biri Adanalı, bir şey. İngilizce yok ortada. Biz Cansu'yla arkada bekliyoruz arabanın arkasında. Bagajı açtık, valizleri alacağız. Adam bir anda arabaya gitti. Hem Levy alacak herhalde. Bindi, çalıştırdı, gitti. Bagaj açık. Bizim valizler gitti. Arkasından koştuk. Yok. Ya dedik ki bir şey, medeni bir ülkedeyiz yani, bunu buluruz. Karakola gittik falan. Böyle bir tane komisere falan diyor. Dedik böyle çaldılar yani şehrin göbeğinde. Durduğumuz yerde. Dedi biz bir şey yapamayız. Ya dedik kameralar yapamayız. Pek sevmiyorlar abi. Bizim valiz yok ortada. Günlerce uğraştık. Benim eşim önce çok rahattı. Fransa'dayız, bulurlar valizi. Üçüncü gün böyle ağlıyordu. Gitti her şeyim diye. Yok. Üst baş bir şey yok. Yok. Pasaport cüzdan? Onlar yanımızda. Ha, üst baş her şey gitti ama. Tablet var, çantada, euro var. Nedense koymuş onları oraya bizimki de. Yani sen düşünmüyor valizini çalacağını. Biz gittik, taksici adamı arıyoruz. Biri geldi dedi ki, ya ben biliyorum meseleyi, size 1000 euro verelim, konu kapansın. Ha. Dedi ki olmaz, 3000 euroluk bizim orada malzememiz var. Pazarlık. En son abi uzatmayayım. Sonunda karakola çağırdılar bizi 3. günün sonunda. Biz o gezdiren adam, bizim valizleri çalan kardeşi. Böyle oturuyorlar karakolda. 1500 euroya anlaştık. Paraları böyle dizdirdik, fotoğrafını çektik. Ne olmuş, mallar gitmiş, satmışlar. Gitmiş arabayla, yolda bir yerde valizleri bırakmış, devam etmiş. Sonra güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiler. Bir evsiz geliyor, 2 tane valizi alıyor, gidiyor bizim kaldırımda. Cansu'nun büstiyerleri falan Fransa'da bir evsizde böyle yol kenarında yatıyordur herhalde. Çok enteresanmış. Güzeldi ama. Havacılık 101 mi, krallık 101 mi? Havacılık. Havacılık 101. Çok enteresan bir meslek. Uçak korkum var benim çok abi. Değil mi? O yüzden de korkumun üstüne gitmek için havacılık şakaları yapmaya başlamıştım. Sonra o bir tipe dönüştü. Havacılık. Ya hala var mı korkun? Var. Bende de var. Aklı başında herkesin havada yani 200 tonluk bir uçağın içinde korkması lazım. Ben anlamıyorum bu rahatlığı, böyle gidiyor millet. Ya çok garip. Ben inanamıyorum. Yani şuna ve şuna inanamıyorum. Esas buna. Esas ben yıllarca kalkıştan korktum. Çünkü şöyle olacağını düşünüyorum. Düşeceğiz. Meğer inişten korkuyor. Pilotlar inişmiş. Yani sonra ondan da korkmaya başladım. İnsan böyle 500 metre falan inince oh tamam indik falan diyor. Halbuki en tehlikeli orada başlıyormuş orası. Zaten. İçeride pilot böyle, senin haberin yok. Oh be indik diyorsun. Nereye indik? Adam tutamıyor koca demir. Şununla idare ediyorlar. Delireceğim. Ben de uçtukça oldu. Hiç korkmazdım eskiden. Vallahi. Arttıkça sayı zaten öyle olurmuş.
Abi uçtukça daha... Ben bir de bütün uçak kazası belgesellerini izliyorum. Ben de izliyorum. Hepsini izliyorum yani. Uzak durmam gereken her şeyi ben izliyorum. Ben de izliyorum. En son Netflix'te vardı bir tane. Uçağa bir sistem takmışlar, pilotlara haber vermemişler. Böyle deniyolukları gördükçe iyice deliriyor insan yani. Geldi mi peki başına bir şey hiç? Geldi. Antalya uçuşunda, bir de Kıbrıs uçuşunda oldu. Antalya uçuşunda öyle bir türbülansa girdik ki ben öyle şeyi yavaş yavaş toplamaya başlamıştım uçak korkumu. Hmm. Bak şöyle bir şey oldu abi. Uçakta yani şu türbülans olur ya, kola var. Öyle bir türbülansa girdik ki sıvı havada kaldı. Biz düştük yani. Sıvı burada durup üstüme döküldü. Bagajlar magajlar. Bir de Kıbrıs uçuşu. Gittik Kıbrıs'tan dönerken. Havalimanına gittik, zaten böyleyim. Oturdum, kimse yok, Kıbrıs bir tane uçak var. Toplasan işte 200 kişi yolcu varsa var. Böyle duruyoruz. Uçağı orada görüyorum. Geldi 30 dakika rötar dediler. 30 dakika rötar. Kimse yok. Çağırdım dedim, niye? Ya, hava koşulları biraz rüzgarımız var dedi. Tamam dedim. 10 dakika sonra hadi uçağa dediler. Ne oluyor dedim, pilot dedi inisiyatif aldı. Pilot inisiyatif aldı. Bana bizim hayatımızda şunu yapacak biz içerideyken. Biz bindik. Ben zaten anksiyete geldi. Ben böyle zangır zangır. Abi tekeri yerden kesti ve uçak şöyle olmaya başladı rüzgarda. Eyvah. Japon vardı. Uçakta Japon bağırıyor. Japon bağırınca ben tamam dedim. Yani bunlar en salağı evde kendi hesap makinesini yapan adam. O bağırıyorsa ben dedim bittik. Ve herkes çığlık atmaya başladı. Yanındaki kadın var bir tane kilolu. Koluma sarıldı kadın ve ağlamaya başladı. Şöyle gidemeyiz. Yani bu böyle bir herhalde 40 saniye uçurtma falan. Uçurtma mı bu kardeşim değil mi? Sonra açtı anonsu. İşte hava koşulları nedeniyle öyle küçük bir şey oldu. Özür dilerim falan. Ne güzel ya. Bizi öldür. Özür dilerim. Niye kalktık biz? Bittim. Orada bittim. İnisiyatif almıştım. Benim de çok geldi ya. Ben inişte böyle şeye bakarken Amerika'da sağ kanada yıldırım düştü. Bir de buradan tamam bile. Bir de buradan Trabzon'a giderken kalktık, son motor patladı. Abi senin havalimanı yoluna girmemen lazım yani E5. Uçağı şey pilot tuttu uçağı neyse. Bir tur atıp indi. Böyle 400 metrede. İndik aşağı, uçaktan aşağı indik, sol motor simsiyah. Şey mürettebat pilotu havaya atıyor. Bizi bir odaya aldılar, dediler ki isteyenlere iade yapacağız. Ciddi bir olay oldu. İsteyenler binsin. Şimdi düşündüm ben. Buna binmezsem ben bir daha hayatta uçağa falan binemem. Biter yani. Bindim uçağa. Sen o olaydan sonra tekrar uçağa bindim. Binip aynı evet. Uçağa. Yok başka bir uçağa. Ha. Bindim gittik Trabzon'a ama şöyle kalktı uçak bak böyle. Dimdik ya dedik niye böyle? Meğersem aynı pilotmuş. Pilotu da verirlermiş hemen. Ya işte bunları duydukça binerim ya arabama ya. Lanet olsun 5000 kilometre giderim ya. Daha var bende çok hikaye de şimdi seni ağırlıyoruz. En çok kime gülüyorsun? Pek gülemiyorum artık diyorsun pilotlara. En çok kime gülüyorum? Ben Seinfeld'e gülüyorum ya. Hala kaçıncı izleyiş? Hala aynı yerlerde Kramer'a. Peki çevrende? Eşine güler misin mesela? Eşime çok gülerim. Çok komik kız. Çok neşeli. Çok eğlenceli. Hem en iyi arkadaşım hem eşim. Öyle bir şansım var benim o konuda. Güldürdü de birkaç arkadaşıma. Uğur Bilgin'e mesela çok gülüyorum. Çok komik adam. Çok komik adam yani. Çok doğal komik. Onur Buldu da öyledir. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Görünmez olmak. Neden? Çocukluktan çok merak ediyorum yani. Ama iyi bir şey değil ki ya. İyi bir şey mi? Niye istedin sen? Ya her yere girer çıkar. Ama görünmez olup duvardan da geçmek isterim. Ha. Yani öyle kapı açılsın diye beklemek istemem görünmez halimle. Ne yapayım onu? Bir açsa da girsem falan. Duvardan girmek isterim. Ama gireyim oturayım böyle herkese bakayım. Hayalet gibi isterim. Senin hakkında konuşuyorlarsa. Aynen. O zaman hemen görünür olmak isterim. Ne oldu falan. O kötü bir şey ya. Kendine dair hak verdiğin bir eleştiri var mı? Neydi o? Kendime dair hak verdiğim eleştiri. Ya o Twitter ergeni durumuna hak veriyorum. Evet yani bir konuyu savunurken ya kaybettiğimi bilsem de böyle sona kadar çabalıyorum yani bazen. O evet bazı haksız olduğunu ya da kaybettiğini kabullenmek gerekiyor. O biraz da hırsımdan benim hani. Kötü anlamda hırs değil yani. Belki buradan döndürürüm. Ve halı saha falan da öyle. Yani. 13-0 hadi beyler falanım ben yani. Ya bak keyfine hadi beyler bir şey yok. 13-2 olacak en fazla. Çocukken hayal ettiğin hayatı yaşıyor musun? Daha iyisini yaşıyorum. Hadi be. Daha iyisini yaşıyorum. Evet. Yani ben İzmir'de büyüdüm. Karşıyaka'da.
Çok güzel de bir çocukluk geçirdim. Babamlar Seferihisar'daydı, annemler Karşıyaka'daydı. İzmir içinde geçti benim çocukluğum. İşte orada deniz, mandalin bahçeleri, Karşıyaka'da şehir hayatı. Sonra Denizli'ye taşındık falan. Bunları yaparken hep istediğim şey severek yapacağım bir mesleği elde etmekti. Çünkü yani en büyük mutluluk bence hayatta insanın çalışırken bir şeyi severek yapması. Yapamayan milyonlar var çünkü. O yüzden bunun ekonomik karşılığıyla da ilgili değil. Yani bir şeyi üretirken onu üretmeyi istiyorsan çocukken ve başarıyorsan sonunda o çok güzel. Bunu başarıp başaramayacağımı bilmiyordum çocukken ama şimdi yapabiliyor olmak çok güzel. O yüzden hayal ettiğimden de fazlası oldu. Asansörde kiminle kalmak istersin? Putin'le kalmak isterim. Oğlum ne yapıyorsun sen falan böyle. Burada yalnız kalmışken konuşalım. Kendine gel kardeşim. Bir kendine gel ya. Oraya buraya giriyorsun. Güzel. Onunla da konuşulmaz. Ayıyla boğuşuyordum. En çok neye para harcıyorsun? Harcamıyorsun galiba. Harcıyorum. Yemeğe. He? Yemeğe. Ben severim yemek yemeyi. Ne seviyorsun en çok? Hamur işi severim. Bir de yaparım da. He? Kendim de yaparım. Yani onun malzemesini harcıyorum. Ne mesela? Yani. Lazanya çok güzel yaparım. Hadi be. Tabii. Kayseri yağlaması yaptım geçen gün evde. Ne diyorsun? Benzer zaten lazanya. Evet evet. Yani o hamurla ilgili şeyle uğraşmayı çok severim. Eti de severim. Keseyim, biçeyim, pişireyim. Onu severim. Onun malzemesini tavaya. Sen mi yapıyorsun evde yemeği? Eşin mi yapıyor? Cansu da güzel yemek yapıyor da. Sen mi daha iyi pilav yapıyorsun, eşin mi? Ben. Öyle bir şey yok. Pilav da ben. Öyle yanıma yaklaşamaz. Pilav mesela en iyi pilavdır. Hadi be. Ya böyle önce kavuruyor musun? Tane tane tabii. Güzel tereyağını köyden getirtiyorum. O tereyağı da şehriyeleri kavuruyorum üstüne ças hemen. O suyu önemli onun. Var mı bir ölçün? Tabii tabii. Tavuğu haşlıyorum, onun suyunu döküyorum falan. Söylemek ister misin? Neyi? Ölçü. Su. Söylemek istemem. Herkesi yapmasın. İyi ben yapayım. Orada ölçü çok önemli derler ama aslında ateş de. Ateş. Ve o süre. Şeyde ateşte durduğu süre önemli. Yoksa su. Ayarlamak önemli. Yani her şeyde ocakta olmaz. Olmaz. Biliyor musun? Bilen biliyor. Bak orada bir tane daha şeyimiz var. Yapmadın mı bir şey? Murat cheesecake falan yapıyor bazen. Somer Şef'e cheesecake yaptı. Valla? Tabii. Ne dedi Somer Şef? Beğendi mi? Beğendi. Hiç polis durdurdu mu trafikte? Enteresan bir şey geçti mi başından? Durdurdu. Daha çok yakın zamanda durdurdu. Güldür Güldür'ün çekiminden çıkmıştım. Genelde böyle tanıyorlar ve şey iyi bir iletişimimiz oluyor. Aa, seviyoruz falan. Sağ olun efendim. Alın buyurun falan. Öyle bir durumumuz var. Çıktım saat 12 falan. Köprünün orada beni durdurdu. Motorda mısın? Motordaydım. O zaman Ramazan'da değildi. Gösteriden sonra bir ufak bir içmiştim. Motordayım. Bayağı da üstünden zaman geçti ama. Kahve falan da içtim üstüne. Öyle çıktım. Eve gideceğim. Böyle kaska vurdu polis. Şunu bir çıkar bakalım diye. Kaskın içinde bilen bilene dışarıdan bir şey vurunca o ses bir anda sinir. Çıkardım kaskı. Niye vuruyorsunuz? Yok hani duymadınız gibi dedi. Üfleteceğiz, üfletin. Üfle, alkol aldık mı dedi. Dedim almadım. Yok yani o alkol değil. Almadım dedim. Üfletti. Döndü böyle. Almışsınız niye söylemiyorsunuz dedi. Ya ne kadar 19 çıktı dedi. Tamam dedim yani. Motorda 20. Öyle mi? Motorda 20'ymiş. Ben bilmiyorum. Yani ben 0-1 ile ehliyeti vermekten bir daha dedi böyle bir şey yapma. Sağ olun memur bey teşekkür ederim dedim. Aldım. Vurun. Şimdi vurun iki tane de aklım başıma gelsin. Hak ettim. Yani. Kaytarma yalanın ne? Modum düşük. Modum düşük. Yalan mı bu? Yoksa modun düşük mü hakikaten? Yok yalan genelde. Modum yüksektir. Benim. Ama o şeye geçerim hemen ya. Of falan durma. Bilinmeyen bir özelliğin var mı? Görünmez olabiliyorum. Duvardan geçemiyorum. Onu çözmeye çalışıyorum. Bilinmeyen bir özelliğim. Yok ya bilir. Yok. Çevrem bir şey saklamam. Aptalca bir yaralanma anın var mı? Aptalca bir yaralanma. Var. Üniversitedeyken kız arkadaşımla kavga etmiştik evde. Ben canı çok tatlı bir adamım. Yani şuramda bir şey çıksın gider gösteririm. O zaman böyle bir evde bir kavgada bir akşam böyle artistik yapıp cama vurmuştum böyle. Ama cama da şöyle yani hasan kırılsın. Evet yani kırılsın da elimi çekeyim diye vurdum. Onu ayarlayamamışım. Şöyle bir döndüm. Bu kadar bir cam bileğimde. Aa ne bu dedim. Bir çektim. Tıst falan. Kesmiş damarı. Kesmiş. Ameliyat falan ondan sonra. O kadar. Evet evet. Bayağı ciddi bir ameliyat. Siniri parçalamışım çünkü. Ondan sonra oldu. Şöyle yaptım cama. Vur girecek kadar. Orada hemen bir ameliyat falan. Bence bu sorunun da şampiyonu evet. Sensin şu ana kadar. Güzel bir kazıklanma anın var mı? Ya vallahi nefis kazıkladı. Bravo tebrik ediyorum dediğin. Kazıklama direkten dönme var. Beşiktaş'ta böyle esnaf lokantaları ben çok severim. Bunlar 2 sene önce. Yemek yiyordum. Biri telefonla konuşuyor.
gençten bir adam 30'lu yaşlarda. Ya işte çocuğumun hastane masrafları falan dedim. Geldi. Yakaladı beni. Oturabilir miyim dedi. Otur. Orada anlatıyor işte çocuğun kan parası şudur budur bir şeyler. Dedim geçmiş olsun. Telefonu kapattı böyle hiçbir şey söylemiyor. Dedim geçmiş olsun. Ne oldu hayırdır? Ben de onu yemliyorum. Hmm. Ya dedi çocuk rahatsız falan. Lan dedim nasıl yapıyorsunuz bu işleri? 10. dakikanız bak ben oyuncuyum ya. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. 10. dakikanın sonunda bir ceplerinden para arıyordum. Yani dolandırıcı bu diye başladım. Tam böyle 50 lira çıkardım. Bir de diyor ki istemiyorum ya. Dedim hayır alacaksın öyle bir şey yok falan derken arkadan böyle deri ceketli biri böyle yaptı. Böyle kalktım yanına gittim merdivenlere çıktım. Dedi kardeşim ben polisim. 3 tane var bunlardan şu anda bu lokantanın içinde. Para mara verme bunlara. Biz de alacağız bunları. Öyle mi amirim falan. Git otur sen yerine dedi. Gittim. Tam böyle 50 lira verirken kalk 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 kalk. Hemen polisler. 3 tane sivil polis kalktı. Bak o böyle adam. Öyle diyen. Amirim her seferinde bizi alıyorsunuz ya. Böyle bir dönüşüm olur mu? Sana dedim yazıklar olsun sana be. İş yapsın teklif etseydin. Ya, hakikaten helal olsun ya. O kadar pratikleri var ki abi. Bunu her gün 20 kere yapınca alıyorlar. Bu dolandırıcı diye başlıyorsun. Sonra diyorsun ki ya kardeşim senin için ne yapabilirim? Aynen. Detaycılar yani. Süpermiş. Telefondaki en ünlü kişi kim? Artık sensin. Teşekkür ederim. Sen. Olur mu ya bir sürü çok önemli aktör. Yani aktırsın. En ünlü Necati Bey var. Necati Akpınar. Hmm. BKM'nin sahibi. En ünlülerden biri bence. Yılmaz'ın yok mu? Yok. Yılmaz abinin yok. Vereyim mi? Arayayım mı? İlk celebrity crush'ın kim? Azra Akın. Ha. Azra Akın'ı görmüştüm. Dünya güzeli, Avrupa güzeli miydi? Dünya güzeli. Dünya güzeli. Dünya güzeliydi. Dünya güzeli de şey gibi. Dünya güzeli kız. Azra Akın'ı İstiklal Caddesi'nde görmüştüm. Ha. Galata'ya kadar da takip etmiş. Ne yapacaksan böyle. Böyle bakıyorum. Azra Akın yürüyor. Allah Allah. Yani. İlk odur. İstanbul'a ilk gelişimde onu görmüştüm. Kendine örnek aldığın şeyde Şener Şen mi o zaman? Şener Şen. Şener Şen dönüp kızmıştı bana. Şener Şen de İstiklal'de takip etmişti. Ben bir dönem bütün ünlüleri böyle ya nereye gidiyor diye merak ediyorum. Hani nerede oturuyor ya da. Şener Şen'i gördüm. Atlas Sineması'nın oralarda falan gördüm. Arkasından takip etmeye başladım. Herhalde bir yerde mesafeyi ayarlayamadım. Şunu söyleyeceğim efendim ben sizi çok seviyorum, çok beğeniyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyeceğim. Diyemiyorum öyle bir şeyim de yok. Böyle deri ceketi, şapkası gidiyor adam. Gittik işte o Galatasaray sesinin oradan sola döndü. Ben hala söyleyeceğim. Artık mesafeyi de ayarlayamamışım. Döndü koskoca Şener Şen. Niye takip ediyorsunuz beyefendi dedi. Dedim çok seviyorum. Eyvah. Tövbe tövbe dedi gitti adam. Fotoğraf isteyebildim ne bir şey. Şener Şen'i kızdırdım ya. Lokum gibi adam. Güzel. Çok rezillikti ama. Dönünce çok heyecanlandım. Seviyoruz dedim. Oye falan yaptı gitti. Yapma. Çok korkmuştum abi. Şener Şen bana bağırınca. Şener Şen'i takip edip yakalanmak enteresan bir şekilde. Mesafeyi artık ayarlamadım. Ensesine gelmişim adamın arkadan böyle böyle. Döndü rahatsız oldu. Ama sen de böyle şey yapınca biraz... Böyle oyuncu dikkati de adamda yani. Ama bir şey geliyor. Böyle bir hani sapık zannedilebilirsin yani. Zannedilebilirdim evet o zaman da. Çünkü çok heyecanlı olunca insanda adrenalin de yüksek tabii. Oluyor. Abuk sabuk hareketler de yapıyorsun arkasında adamı. Artık vitrinlerden falan görüyor adam yani. 3, 4. Delinin biri geliyor. Bir de sapaya gidiyoruz ya artık. Sapaya girmeden adam döndü. Ne istiyorsun lan dedi yani. Çok korkmuş. Çok güzelmiş. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçersin? Tek bir yemek. Makarna. Ömrüm boyunca makarna. Yerim. Ben de çok seviyorum. Yani. Ben bir de kendim yapıyorum makarnamı. Ev makarnası yapıyorsun? Ev makarnası yapıyorum. Her türlüsünü yaparım yani. Nereden buluyorsun buğdayı? Durum buğdayını? Durum buğdayı. Organik bir pazarı var Cansu. Oradan alıyor tabii. Vay. Ben güzelmiş. Yapıyorum. Sert böyle sarı. Gerçi dövmen var ama bir tane daha dövme yaptırılma zorunluluğu getirilse hangi dövmeyi yaparsın? Zorunluluğu getir. Zorun, bir tane dövme yapacaksın. Kesin bir tane dövme yapmak kesin. Zorundayım. Seinfeld var. Bir tane mi dövmen var? İki. Burada da bir tane var. Adımı yazdırırım. Yarın öbür gün yaşlanacağız. Yani kim olduğumuzu... kim olduğunu unutma. Feridun mu yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Kendi kafamı karıştırıp iyice. Evindeki en pahalı eşya ne? Evimdeki en pahalı eşya bir barbeküm var. He. Onlar pahalandı. Evet, onlar bayağı arttı. Bayağı yatırım haline geldi. Gazlı, yani. Gazlı mı? Gazlı. Gazlı. Şey bir de onun içine ahşap koyuyorsun ki tütsü yapsın. Tütsü yapsın diye bayağı yani her somonu da işte tuna balığını bu kadar koy yani pişir. Yapıyorsun onu. Her şeyi yaparım. Kuzu bile yaparım yani. Hadi be. Yaparım. Çok seviyorum. Hiç çağırmıyorsun. Abi ne demek hemen mevsimi geldi. Terastayız buyurun. Tamam bekliyorum. Daveti bekliyorum o zaman.
Arıyor musun kendi adını sosyal medyada? Arıyorum. Bazen arıyorum yani kim ne yazdı. Ekşi'de falan okuyor musun? Ekşi'de, yani? Ekşi'de nadiren bakıyorum çünkü Ekşi gene de benimle ilgili güzel şeyler var. Çünkü Ekşi genel olarak... Ekşi. Ekşi. Yani o yüzden de çok bakmak istemiyorum. Moral bozucu olabilir. Ama benim bana güzel şeyler yazmışlar, güzel. Sağ olsunlar. Şimdi biraz daha yani onların adamı gibi duruyorsun. Dur bir süre sonra iyice ünün şöhretin artınca aynen. Terse dönüyor. Evet evet. Öyledir o. Yazıklar olsun. Tabii yani. Tabii. Yani. Niye böyle? Biz, benim de öyle ilk 5 sayfa çok iyi. Sonra nedense çok şımarıyoruz değil mi biz yani? Normal hayatımıza bir devam etsek. Ya, çok normal. Ya çok teşekkür ederim. Ben çok eğlendim. Umuyorum yani sen de... Harika bir programdı. Ben tekrar söylüyorum. Yani çok sevdiğim, hayran olduğum bir insanın programına konuk olmak ekstra heyecanlandırdı beni buraya gelirken de. Çok keyif aldım abi. Karşılıklı ben de çok eğlendim. Programımızın formatı gereği bir selfie çekiyoruz. Bakalım becerebilecek. Telefonu veriyor sandım. Ne güzel program diyecektim. Bunu da arkadaşlar kardeşim. Bir telefon verelim. Bakalım yapabiliyor. Çok kameralı bir telefonmuş. Evet abi. Bu özel bir şey. Telefon bahanesi gibi yani.